Avrasya gündeminden merhaba sevgili seyirciler. Dünyadan, Türkiye'den, Türk dünyasından gelişmelerle karşınızdayız. Ankara'da Suriye odaklı görüşme trafiği sürüyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye özel temsilcisi James Jeffrey, Cumhurbaşkanlığı ve Dışişleri Bakanlığı'nda görüşmeler yaptı. Milli Savunma Bakanı Akar'la bir araya geldi. Hangi konular gündeme geldi? Ankara hangi mesajları iletti? Detaylarına birazdan birlikte bakacağız. PKK Sincar halkını aç bırakarak yardım almalarını engelliyor. Açıklama İran Musul kentine bağlı Sincar ilçesi kaymakamı Mahma Halil'den geldi. Detaylarını TRT Erbil muhabiri Yılmaz Arslan'a soracağız bu açıklamanın. Cumhurbaşkanı Erdoğan 1 Mayıs İşçi Bayramı'nda Beştepe'de işçilerle bir araya geldi. Erdoğan hangi mesajları verdi birlikte bakacağız. Venezuela Devlet Başkanı Maduro da darbe girişiminden sonra 1 Mayıs etkinliklerine katıldı. Bizi devremediler, devremeyecekler dedi. Amerika'yı suçladı. Sevgili seyirciler, Venezuela'da yaşananlar Latin Amerika'nın darbelerle dolu tarihini akıllara getiriyor. Avrasya gündeminde kıtanın kanlı geçmişine biraz daha yakından bakacağız bugün. Dünyanın en önemli savunma fuarları arasında yer alan İDEF'te Türk savunma sanayinin gurur ürünleri sergileniyor. Muhabir arkadaşımız Tayfun Öcal da bugün de fuardan izlenimlerini aktaracak. Türk dünyasındaki gelişmeleri de Bakü, Taşkent ve Nur Sultan'dan canlı bağlantılarla alacağız. İstanbul'da Çamlıca Camii'nin resmi açılışı yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılacak. Ayrıntıları muhabir arkadaşımız Ersoy Koftan alacağız. Avrupa'nın en uzun tüneli Zigana'nın %60'ı tamamlandı. TRT muhabiri Ahmetcan son bilgileri Trabzon'dan aktaracak. Antalya turist sayısında son yılların en yüksek rakamına ulaştı. Muhabir arkadaşımız Eda Nur Eren de Antalya'dan son verileri paylaşacak. Gündem yoğun, işimiz çok. Avrasya Gündemi haber turuyla başlıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye özel temsilcisi James Jeffrey Türkiye'de. Jeffrey, Cumhurbaşkanlığı ve Dışişleri Bakanlığı'nda görüşmeler yaptı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'la da bir araya geldi. Görüşmelerde başta güvenli bölge olmak üzere Suriye'deki gelişmeler ele alındı. Hiçbir siyasi, ideolojik, ekonomik ve sosyal çıkar güçlü Türkiye davasından daha önemli değildir. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe'de düzenlenen 1 Mayıs İşçi Bayramı programında bu sözlerle birlik ve beraberlik mesajı verdi. Erdoğan, kenetlenir ve kucaklaşırsak her türlü zorluğun üstesinden geliriz dedi. Her türlü zorluğun üstesinden geliriz. İşçiler, memurlar ve emekliler 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamaları için tüm Türkiye'de meydanlardaydı. İstanbul'daki kutlamaların adresi Bakırköy Pazar Alanı'ydı. Taksim Kazancı Yokuşu'nda 1977 yılında hayatını kaybedenler bu yılda unutulmadı. KESK ve DİSK Ankara'da, Türk İş Kocaeli'de meydanlara çıktı. Hak İş ve Memur Sen'in Şanlıurfa'daki kutlamaları 5 kişinin hayatını kaybettiği kaza nedeniyle yarıda kesildi. Dünyanın pek çok yerinde 1 Mayıs bayram havasında kutlandı. Çalışanlar barışçıl yollardan taleplerini dile getirdi. Fransa'daysa 1 Mayıs'ı kutlamak isteyen göstericiler polis şiddetiyle karşılaştı. Sert müdahaleyle Paris sokakları savaş alanına döndü. Almanya'daki gösterilerde de polis göstericilere şiddet kullanmaktan kaçınmadı. Venezuela Devlet Başkanı Maduro darbe girişiminden sonra 1 Mayıs etkinliklerine katıldı. Darbe girişiminin Beyaz Saray'dan yönetildiğini söyledi. Bizi deviremediler, deviremeyecekler dedi. Guaido ve destekçilerinin bedel ödeyeceklerini söyledi. Maduro taraftarları da kalkışmaya karşı gün boyu sokaktaydı. Darbeye destek veren ABD'ye tepkiler de sürüyor. Huawei sızıntısı İngiltere Savunma Bakanı'nın koltuğuna mal oldu. İngiltere Başbakanı Theresa May, Ulusal Güvenlik Konseyi toplantısından bilgi sızdırıldığı gerekçesiyle Savunma Bakanı Gavin Williamson'ı görevden aldı. Pakistan, FETÖ'yü terör örgütleri listesine aldı. FETÖ ile bağlantılı şirketler terör listesine eklendi. Pakistan İçişleri Bakanlığı, FETÖ ile bağlantılı Pak Türk Uluslararası Çağ Eğitim Vakfı'nın terör örgütleri listesine alındığını açıkladı. Türkiye ve Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri ortak tatbikatı Azerbaycan'da başladı. İki ülke ordusu bir kez daha dosta güven, düşmana korku verdi. Kazakistan halklarının birlik günü ülkenin dört bir yanında bayram havasıyla kutlandı.
Her yıl 1 Mayıs'ta düzenlenen Birlik Günü kutlamaları başkent Nur Sultan'da Elbaşı Nursultan Nazarbayev'in katılımıyla gerçekleşti. Nazarbayev, Kazak Eli Meydanı'ndaki etkinliklerde ülkede yaşayan çeşitli halkların geleneklerinin yansıtıldığı sergilikleri gezdi ve etnik grupların temsilcileriyle sohbet etti. Yemeklerin tadına da bakan Nazarbayev, söylenen şarkılara da eşlik etti. Anadolu Efes tarih yazdı. Türk Hava Yolları Avrupa Ligi Playoff serisi 5. maçında Barcelona Lazio'yu 80-71 mağlup eden lacivert beyazlar adını 18 yıl sonra dörtlü finallere yazdırdı. Anadolu Efes'in bu zaferi bir ilki de beraberinde getirdi. Tarihte ilk kez iki Türk takımı dörtlü finale kaldı. Anadolu Efes'in Final Four'daki rakibi Fenerbahçe Beko oldu. Gündemden başlıklar böyleydi. Detaylarına bakacağız şimdi birlikte. Ankara hafta başından beri Suriye odaklı bir trafiğe ev sahipliği yapıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye özel temsilcisi James Jeffrey Türkiye'de. Jeffrey Cumhurbaşkanlığı ve Dışişleri Bakanlığı'nda görüşmeler yaptı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'la da bir araya geldi. Görüşmelerde başta güvenli bölge olmak üzere Suriye'deki gelişmeler ele alındı. Amerika Birleşik Devletleri'nin çekilme planı. Suriye'nin kuzeyinde oluşturulması planlanan güvenli bölge. Terörle mücadele. ABD'nin Suriye özel temsilcisi James Jeffrey çantasında bu başlıklarla geldi Ankara'ya. Özel temsilci Jeffrey'nin ilk durağı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi oldu. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'la görüştü. 2 saat süren görüşmede Türkiye'nin ulusal güvenlik öncelikleri açık bir şekilde vurgulandı. PKK, YPG ve DAEŞ terör örgütleriyle mücadele, Suriye'nin kuzeyinde oluşturulacak güvenli bölge ve Münbiç yol haritası detaylarıyla ele alındı. Özel temsilcinin bir sonraki durağı Dışişleri Bakanlığı oldu. Jeffrey, Bakan Yardımcısı Sedat Önal Başkanlığındaki Türk heyetiyle bir araya geldi. Görüşme yaklaşık 1,5 saat sürdü. Jeffrey, yoğun görüşme trafiğini İstanbul'da da sürdürdü. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar tarafından kabul edildi. Bir saat süren görüşmede Suriye'deki gelişmeler konusunda Türkiye'nin kırmızı çizgisi bir kez daha Washington yönetimine aktarıldı. İran Musul kentindeki Sincar ilçesi kaymakamı Mahmut Halil, terör örgütü PKK'nın Sincar halkını yardımları engelleyerek aç bıraktığını söyledi. Örgüt bunu yaparak halkı kendine muhtaç bırakmak istiyor dedi. Terör örgütü PKK halkı aç bırakıyor. Açıklama Sincar ilçesi kaymakamı Mahmut Halil'den geldi. Mahmut Halil, terör örgütü PKK'nın Sincar'da insani yardım kuruluşlarını engellediğini söyledi. Sincar kaymakamı terör örgütünün ilçede halkı zorla silah altına almaya çalıştığını, yüzlerce gencin alıkonulduğunu kaydetti. Mahmut Halil, yüzlerce Sincarlı genç kız ve erkek kayıp, onlardan haber alınamıyor, dedi. Terör örgütü Ağustos 2014'te DAEŞ'in Sincar'da Ezidilere saldırmasını bahane ederek bölgede varlık göstermeye başladı. Evet, Sincar Kaymakamı'nın bu açıklamasının detaylarını Erbil'den Yılmaz Aslan biraz sonra aktaracak ama önce sıcak bir gelişmeyle devam edelim. Sevgili seyirciler, terörle mücadele hem yurt içinde hem de yurt dışında aralıksız devam ediyor. Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından İran kuzeyinde aralarında Kandil'deki barınakların da olduğu terör hedefleri bir kez daha vuruldu. Açıklama Milli Savunma Bakanlığı'ndan geldi. Açıklamada Kandil, Zap ve Avaşin Basyan bölgelerine hava harekatları düzenlendiği belirtildi. Şimdi dönelim biz Erbil'e. Biraz önce aktardığımız haberin Sincar Kaymakamı'nın dile getirdiği o ifadelerin ayrıntılarını soralım Yılmaz Arslan'a. Irak'ın Musul kentine bağlı Sincar ilçesinde Ağustos 2014 yılında DAEŞ terör örgütünün bölgeye girmesini fırsat kollayarak, bahane ederek PKK-PYD terör örgütü bölgede konuşlanmaya başladı ve o günden itibaren bildiğiniz gibi faaliyetlerine yoğun bir şekilde devam ediyor. Zorla gençleri silah altına alarak ölüme gönderiyor. Altyapı, su ve elektrik konusunda ciddi problemler var. Aynı zamanda yaşam mücadelesi vermeye çalışıyor Sincarlılar o günden bugüne. O tarihlerde nüfusu yaklaşık 100-150 bin arasında olan Sincar'da şu an 10 bin kişi hayatını devam ettiriyor.
getirmeye çalışıyor. Zaman zaman insani yardım faaliyetleri bölgede yapılmaya çalışılıyor. Ancak PKK-PYD terör örgütü buna müsaade etmiyor. En son Barzani Vakfı da bölgeye insani yardım yapmaya çalıştı. Ancak vakfın iki yöneticisi PKK-PYD terör örgütü tarafından alıkonuldu ve tehdit edildi, bölgeden çıkarıldı. Bölgeden çıkan Sincarlılarda Doğuk çevresinde yaklaşık 18 kampta şu an hayatını idame ettirmeye çalışıyor. En büyük kampta Şarya kampı, yaklaşık 42 bin kişi bu kampta yaşam mücadelesi veriyor. İnsani yardım vakıfları tarafından bu bölgedeki bütün Ezidiler, Sincarlılar hayat mücadelesi vermeye çalışıyor. Diğer taraftan Sincar ilçesi kaymakamı Mahma Halil'in konuya ilişkin bir açıklaması oldu. Terör örgütü PKK'nın Sincar halkını aç bırakarak yardım almalarını engellediğini ifade etti Mahma Halil. Örgüt bunu yaparak halkı kendine muhtaç durumda bırakmak istiyor. Ve bu tür faaliyetlerine de devam edecek gibi görünüyor. Her ne kadar zaman zaman peşmergenin kontrolü altına girmiş olsa da, zaman zaman Irak Merkezi Hükümeti'nin kontrolü altına girmiş olsa da PKK-PYD terör örgütü hem peşmergenin hem de Irak askerlerinin bölgeye girmesine müsaade etmiyor ve zaman zaman aralarında çatışmalar da yaşanıyor. Ve Bağdat Merkezi Hükümeti de en son yaptığı açıklamada PKK terör örgütüne bir aylık süre verdiğini açıklamıştı. Ancak o sürenin dolmasına rağmen de PKK bu bölgeyi boşaltmak istemiyor. Şunu da altını çizmekte fayda var. Iraklı yetkililerle gayri resmi yaptığımız görüşmelerde Amerika Birleşik Devletleri'nin baskıları sonucu PKK'ya müdahale edemediklerini ifade ediyorlar. Öyle görünüyor ki PKK-PYD terör örgütü burada kalmaya devam edecek. Ancak Türkiye ile olan ilişkileri normal bir seviyede yürütebilmesi için de hem Mahmur'dan hem de Sincar'dan PKK'yı çıkarması gerektiğini biliyor Irak Merkezi Hükümeti. Önümüzdeki günlerde gelişmeleri daha net bir şekilde görmeye başlayacağız diyelim ve sözü tekrar merkeze bırakalım. Yılmaz Arslan Erbil'den aktardı sevgili seyirciler. Terör örgütü PKK'nın Sincar'da halka uyguladığı baskının ayrıntılarını. Hiçbir siyasi, ideolojik, ekonomik ve sosyal çıkar güçlü Türkiye davasından daha önemli değildir. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe'de düzenlenen 1 Mayıs İşçi Bayramı programında işte bu sözlerle birlik ve beraberlik mesajı verdi. Erdoğan, kenetlenir ve kucaklaşırsak her türlü zorluğun üstesinden geliriz dedi. Unutmayın, hiçbir siyasi, ideolojik, ekonomik, sosyal çıkar Türkiye'den büyük ve güçlü Türkiye davasından daha önemli değildir. Mesele vatanımızın bekası, milletimizin istiklal ve istikbali olduğunda aynı safta, aynı ortak paydada buluşabilmeliyiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde Beştepe'de düzenlenen programda konuştu. Birlik ve beraberliğe dair güçlü mesajlar verdi. Gerektiğinde 82 milyon kol kola girebilmeliyiz dedi. Ülkemizin potansiyeli öylesine büyük ki değil 82 milyon, 182 milyon da olsak hepimize yeter. Türk milleti olarak birbirimize kenetlenirsek, kucaklaşırsak Allah'ın izniyle her türlü zorluğun üstesinden geliriz. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin ev sahipliğinde gerçekleşen programa toplumun her kesiminden işçiler katıldı. Bulduğu cüzdandan çıkan 2000 dolar ve 10 kredi kartını sahibine teslim eden Ayşe Demircan ve bedensel engelli kızının bisiklete binme hayali için özel tasarım bisiklet yapan Baba Fevzi Beyunca da programa katılan isimler arasındaydı. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında kendi hayatından örnekler verdi. İETT'de işçi olarak hayata başlamış ve Cumhurbaşkanlığı görevine kadar gelmiş bir kardeşinizim. Bu bakımdan 1 Mayıs'ı kendi özel günüm olarak da görüyorum. Erdoğan seçimde el değiştiren bazı belediyelerde yaşanan sendika tartışmalarını hatırlattı. İnsanların aşı ve işiyle oynandığına dair haberler alıyoruz dedi. Birilerinin 28 Şubat dönemi kafasını yeniden hortlatmaya çalıştığını söyledi. Evine ekmek götürmek dışında bir çabası olmayan insanları sırf siyasi veya ideolojik sebeplerle mağdur etmenin, ekmeğiyle oynamanın vebalinin altından da kimse kalkamaz.
Sevgili seyirciler, dünyanın pek çok yerinde 1 Mayıs bayram havasında kutlandı. Çalışanlar barışçı yollardan taleplerini dile getirdiler. Fransa'da ise 1 Mayıs'ı kutlamak isteyen göstericiler polis şiddetiyle karşılaştı. Sert müdahaleyle Paris sokakları savaş alanına döndü. Almanya'daki gösterilerde de polis göstericilere şiddet kullanmaktan kaçınmadı. Gaz fişekleri havada uçuştu. Ortalık savaş alanına döndü. Paris'te sarı yelekliler bu kez 1 Mayıs için sokaklara çıktı. Ancak polisin sert müdahalesiyle tansiyon yükseldi. Çıkan arbedede yaralananlar oldu. 1 Mayıs'ta Paris'te 7400 polis görevlendirildi. Sadece gösterilerden önce 165 kişi tutuklandı. Başkentteki 580 mağazada kapatıldı. Almanya'daki 1 Mayıs gösterilerine de polisin müdahalesi damga vurdu. Başkent Berlin'de polisle göstericiler arasında arbede yaşandı. Alman polisi göz yaşartıcı gaz ve coplarla göstericilere müdahale etti. Dünyanın en önemli savunma fuarları arasında yer alıyor. İDEF, Türk savunma sanayinin gurur ürünleri sergileniyor fuarda. Özellikle milli radar, füze ve silah sistemleri dikkat çekiyor. Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir de fuar kapsamında TRT'ye değerlendirmelerde bulundu. Deniz araçlarının hava savunmasını sağlayan Gökdeniz, milli radar sistemi, hava füze sistemi Göktuğ. Uluslararası savunma fuarı İDEF 2019 İstanbul'da tanıtıldı. İleride önümüzü tıkayacak veya birilerinin bize çelme takması muhtemel, engel çıkartması muhtemel, ambargo koyması muhtemel, herhangi bir konuda ülkemizin iradesine ipotek koymaya çalışan herhangi bir kaynağın bizim önümüzü kesmesine müsaade etmemek gibi bir ana prensibimiz var. Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, TRT Haber'e açıklamalarda bulundu. İsim vermeden ABD ile yaşanan F-35 gerilimine değindi. Ülkemizin bir şantaja maruz kalmasının önüne geçmek ancak kendi yerli ürünlerimize konsantre olmakla oluyor. Çok net örneklerini görüyoruz. O açıdan da biz de iyi ki milli marif uçağımızı başlatmışız diyoruz ve hızla gidiyoruz. Fuara yerli ve milli ürünler damga vurdu. Çok az sayıda ülke tarafından üretilebilen savunma sistemleri de tanıtıldı. Bunlardan biri de uçaklar ve helikopterlere karşı tam etkili Gökdeniz. Gökdeniz sistemi deniz kuvvetlerinin yakın hava savunma ihtiyacının karşılanmasına yönelik olarak geliştirildi. Korkut sisteminin denize uyarlanmış versiyonu. Ve milli imkanlarla üretilen milli radar sistemi. Yaklaşık 27 kilometreden helikopter pilot platformunun etrafındaki tüm hedefleri tespit edebiliyor. Mildar sadece hedefleri tespit etmiyor, aynı anda 50 hedefi takip edebiliyor. 2,5 kilometrelik arazi profili oluşturuyor. Sis nedeniyle görüş açısı sıfıra düşse bile arazideki en küçük yükselti, hatta elektrik telleri radardan görülebiliyor. Türkiye'nin gururu milli hava füze sistemi Göktuğ'da sergilendi. Sığınak delici, Sert 82 ve Sarp 83 füzeleri fuarda ilk kez tanıtıldı. Füzeler, mağara ve sığınakları teröristler için güvenli alan olmaktan çıkaracak. İstanbul'a gidelim şimdi. İDEF fuarına muhabir arkadaşımız Tayfun Öçal karşımızda. Başladığı günden bu yana fuarı takip ediyor, izlenimlerini bizimle paylaşıyor. Fuarın bu üçüncü gününde yerli milli silahlardan söz ediyoruz hep. Görücüye çıktılar ve ilgi de görüyorlar. Uluslararası ilgi de oldukça yoğun. Detayları senden alalım bugüne ilişkin. İDEF'in üçüncü günündeyiz ve söylediğiniz gibi ilgi çok yoğun. Üç gündür çok önemli şeyleri hem buradaki ziyaretçilere tanıtıyorlar hem de bizler aracılığıyla Türkiye tanımış oluyor. Yine önemli şeyleri tanıyacağız. Bu kez Roketsan'ın standındayız. Yerli ve milli son ürünlerini burada sergiliyorlar. Şimdi biz yakından tanıyacağız. Ben hemen kenara çekiliyorum. İlk konuğumuz Cenk Önen. Yayınımıza hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. CİDA var. En çok ilgi gören ortadaki bu füzeler arasında. Nedir CİDA? Biz onu görürken siz bize anlatsanız. Tabii ki. CİDA aslında eski dilde mızrak demek. Biz de bu sistemi tabiri caizse mızrak gibi kullanılabilecek bir şekilde yaptık. CİDA özellikle meskun muhal muharebelerinde kullanılabilen, tek er ya da tek kişi tarafından kullanılabilen, 10 kilo ağırlığında yaklaşık 1 kilometre menzili olan bir sistem. CİDA'nın nerede kullanılıyor? Özellikle operasyon bölgelerinde, meskun mahalle, yani terörle mücadele operasyonlarında ikincil hasarı az olan, yani sivil halka hasarı hemen hemen hiç olmayan veya olmamasını istediğiniz durumlarda kullanılabilen bir silah olarak geliştirildi.
Bir de sizin şu Tanok var. Üzerinde ne yazıyor? Lazer güdümlü tank topu mühimmatı. Bu ne demek? Evet, Tanok da bizim yeni ürünlerimizden bir tanesi. Özellikle terörle mücadelede tank harekatının önemi gitgide arttığı için biz de tanklarda kullanılabilecek bir mühimmat geliştirdik. Tanok hem yeni geliştirilen Altay tankından hem de roket Türk Silahlı Kuvvetleri envanterindeki Leopard tanklarından kullanılabilecek. Tank namlusundan atılan, tank namlusundan atıldıktan sonra lazerle işaretlenmiş hedefi bulabilen bir güdümlü mühimmat. 6 kilometre menzili var. Geliştirme faaliyetleri devam ediyor. Altay'ın envantere girmesiyle birlikte Altay'ın ana silahlarından birisi olacak şekilde tasarlandı. Altay tankının ana silahlarından biri olacak Tanok. Şunu merak ediyorum. Burada sergilediğiniz bu füzeler bir öncekilerin üzerine ne katmış oluyor? Mesela Tanok. Tanok bizim daha önce aslında tanklarda kullanmadığımız ürünlerden bir tanesi. Aslında demin Cidan'ın da Tanok'un da en büyük özellikleri mevcut teknolojilerin, yerli teknolojilerin farklı amaçlarla kullanılması için geliştirilen türev ürünler şeklinde ortaya çıkması. Hem zaman olarak hem para olarak en kısa sürede kullanıcının en iyi faydalanabileceği ürünleri piyasaya sürme amacıyla geliştirilen faaliyetler. Peki, teşekkür ediyoruz size. Şimdi ediyorum. De yatağın lazer... Minyatür füze sistemi daha doğrusu. Evet. Onu tanıyacağız bize Özgür Ateşoğlu anlatacak. Evet, ismim Özgür Ateşoğlu. Burada yatağın minyatür füze sisteminden bahsediyor olacağız. Yatağın minyatür füze sistemi özellikle Meskun Mahal Harbi'nde, şehir içi savaşlarında oldukça etkili minyatür bir füze sistemidir. Burada görmüş olduğunuz boyut birebir boyuttur. Mevcut bomba atar silahlarının altından atılabilen, bomba atar silahlarını entegre ederek atılabilen bir silah sistemidir. Herhangi bir modifikasyon gerektirmemektedir. Merak ediyorum bir saniye. Tabii. Şu elimle göstereceğim. Bundan mı bahsediyoruz öndeki? Evet. Yatağın füze sistemimiz burada görülmekte. Aynı zamanda bomba atar silahlarına koyulmuş halde de burada 3 tane örnek görebiliyorsunuz. Yani silahların ucunda duruyor. Evet, silahların ucunda duruyor. 3 tane örneği de burada görebilirsiniz. Lazer güdümlü bir mermi olarak bunu düşünebilirsiniz. Güdümsüz merminin yerini alacak. Lazer güdümlü bir mermidir. İsmini de eski ünlü bir Türk kılıcından almaktadır yatağın. Dev bir mermi yani aslında. Aslında yine küçük bizim için minyatür bir füze ve aynı zamanda da güdümlü bir mermidir. Anladım. Peki size de teşekkür ediyoruz. Şimdi biz Uğur Kayasal'ı alıyoruz yanımıza. Siz bize ne anlatacaksınız? Ben size diğer sistemlerden farklı bir yönlendirilmiş enerji silah sistemi, Alka silah sistemini anlatıyor olacağım. O bizim yanımızda değil, karşımızdaki kamyonun üzerinde. Evet. Alka bir yönlendirilmiş enerji silah sistemi ve özellikle yakın zamandaki terör eylemlerine çok sık kullanılan mini mikro İHA'lar, model uçaklar ve de el yapımı patlayıcıları uzaktan yok edebilmek için geliştirilmiş bir sistemdi. Üzerine lazer ve elektromanyetik silahlar var. 4000 metreden karıştırma, 500 metreden de lazerle tahribat yapabiliyor. Tam anlamak için soruyorum. Kamyonun üzerindeki döner kule, evet. O üzerinde onun lazer ve elektromanyetik tahribat sistemleri var. Tahribat ve karıştırma sistemleri var. Yani hem radar görevi görüp hem de bir silah... Radar üzerinde bir radarı var. Droneları uzaktan 4500 metre civarından tespit ediyor. Daha sonra üzerindeki kuleyle hedefle yönlenip 4000 metre mesafeden hedefi karıştırıyor. Eğer bir drone sürü saldırısı varsa da kalan sürüden kalan droneları da lazer ile etkili olarak yok edebiliyor. Peki Uğur Bey, var mıydı benzeri? Yani bu fuarda ona bir şey katıp mı yeni lanse ediyorsunuz? Bunun benzeri şu an dünyada yok. Hem lazerle hem elektromanyetikle çalışan bir hibrit bir yönlendirilmiş enerji silah sistemi dünyada ilk. Daha önce böyle bir silah sistemi daha önce yapılmadı. Yerli? Yerli veya yabancı yapılmadı bunlar. Lazer silah sistemleri Amerika'da olsun, Avrupa'da olsun demonstratör dediğimiz gösterim prototipleri yapıldı ama ürün olarak sahaya ilk çıkan bizim ürünümüz. Tümüyle yerli? Tümüyle yerli, %100 yerli ve milli bir sistem. Sizler yaptınız. Kimler, kaç kişisiniz? Roketson olarak 20 kişilik bir ekibimizle bunu yaptık. Peki, o zaman elinize sağlık diyelim. Teşekkür ediyoruz. İşte konuklarımız bu kez Roketson standında bulunan ve bu yılki İDEF'te ilk kez lanse edilen sadece bazı ürünleri anlattılar. Burada çok daha fazlası var. Zaten 3 gündür de şahit oluyoruz. İDEF yarın sona erecek ve aslında tümüyle bittikten sonra belki İDEF'ten neler kaldı daha iyi değerlendirme fırsatı bulacağız. Söz şimdilik sizde. Evet, bu önemli fuardan izlenimlerini paylaştı Tayfun Öçal İstanbul'dan. Sevgili seyirciler, gerçekten savunma sanayi son derece önemli projelere imza atıyor. Milli Savunma Bakanı da fuarın ziyaretçileri arasındaydı. Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı'nda standları gezdi Milli Savunma Bakanı Akar, yetkililerden bilgi aldı. Yerli imkanlarla üretilen Gökbeyaz adlı helikopterin pilot kabinine girdi. Beylikdüzü TÜYAP'ta düzenlenen Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı devam ediyor.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, en son teknolojik ürünlerin sergilendiği fuarda firmaların standlarını ziyaret etti, harp araç gereçlerini inceledi. Hulusi Akar, yerli imkanlarla geliştirilip üretilen ilk genel maksat helikopteri olan Gökbey'in pilot kabinine girdi. Akar, helikopterin paraşüt simülatörünü de inceledi. Amerika Birleşik Devletleri Uluslararası Dini Özgürlükler Komisyonu 2019 yılı raporunu yayımladı. Raporun Türkiye ile ilgili kısmında FETÖ mensupları ile ilgili olarak gerçekle bağdaşmayan ifadeler yer aldı. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy rapora sert tepki gösterdi. Sözcü Kalın, raporun Türkiye bölümünün gerçek ve tarafsız olmaktan uzak olduğunu söyledi. FETÖ gerçeğinin Amerika Birleşik Devletleri tarafından anlaşılmadığına dikkat çeken İbrahim Kalın, rapor terör örgütü olduğu hukuken ispatlanmış FETÖ'yü masumlaştırmaya çalışmaktadır dedi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy da raporun tarafgir ve gerçeklikten kopuk olduğunu, siyasi sayıklarla ve şer odaklarının etkisiyle kaleme alındığını belirtti. FETÖ'nün terör örgütü niteliğinin mahkemelerce teyit edildiğine dikkat çeken Sözcü Aksoy, rapordaki tanımlamanın teröre bilerek göz yummak anlamına geldiğini vurguladı. Sevgili seyirciler, Pakistan FETÖ'yü terör örgütleri listesine aldı. FETÖ ile bağlantılı şirketler terör listesine eklendi. Pakistan FETÖ'ye bir darbe daha vurdu. Aralık ayında Pakistan Anayasa Mahkemesi önce FETÖ'yü terör örgütü ilan etti. 28 okul Türkiye Maarif Vakfı'na devredildi. Yüksek Mahkeme FETÖ'nün ülkedeki okullarını geri almak için yaptığı başvuruyu da reddetti. Milletvekili seçildiğim bölgede Türkiye'deki darbeye karışanlarla bağlantılı bir okul kapatıldı. Pakistan'ın geri kalanında da okullar için Türkiye ile işbirliği yaptık. Türkiye ile aramızdaki ilişkileri zehirleyecek hiçbir gruba izin vermeyiz. Ve İslamabad FETÖ'ye ikinci darbeyi de vurdu. Pakistan İçişleri Bakanlığı FETÖ bağlantılı Paktürk Uluslararası Çağ Eğitim Vakfı'nın terör örgütleri listesine alındığını açıkladı. Bakanlık, FETÖ bağlantılı kuruluşun 18 Nisan 2019 itibariyle terör örgütü listesine alındığını gösteren güncellenmiş belgeyi yayımladı. Sevgili seyirciler, İstanbul Çamlıca Camii'nin resmi açılışı Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yarın yapılacak. Şimdi biz de camiye dönelim. Bir yandan da camide Ramazan hazırlıkları sürüyor. Muhabir arkadaşımız Ersoy Kof karşımızda bize camiden o son durumu hazırlıklar aktaracak. Altı yıllık bir çalışmanın sonucunda Çamlıca Camii yaklaşık iki ay önce açıldı. Ancak resmi açılış değildi. Kandil'de açıldı. İki aydır ibadet başladı. Yarın da resmi açılış yapılacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı da törenle tabii ki çok sayıda yabancı devlet başkanı da olacak. Dini temsilciler de olacak. Hepsi burada olacak ve Çamlıca Camii'nin açılışı yapılacak. Cumhuriyet tarihinin en büyük camisi olarak bu cami açılışı yapılacak. Caminin cami derneği başkanı Ergün Külünk'le az önce bir sohbet ettik. Onun özellikle vurguladığı bir nokta vardı. Çok sayıda özelliğinden bahsetti caminin. 63 bin kişinin aynı anda namaz kılacağı büyüklükte bir cami. Minareleriyle ilgili birçok özellik var. Onun dışında kütüphanesi var. Sergi salonları var. Sadece bir cami değil, aynı zamanda bir kültür kompleksi olarak da hizmet verecek. Ancak burada en önemli olan şey vatandaşlarımızın buraya göstereceği ilgidir dedi. Ergün Külünk özellikle bu noktayı vurguladı. Söylediğim gibi Cumhuriyet tarihinin en büyük camisi. Ramazan'dan önceki son cuma bu. Ramazan'dan önceki son cumada açılışı yapılacak. Sonrasında Ramazan ayı boyunca da burada vatandaşlar Çamlıca Camii'ne gelecekler. Ve son bir not daha verelim. TRT'nin Türkiye Radyo Televizyon kanalının Ramazan programları her yıl farklı camilerde oluyordu. Bu yılda işte açılışı, resmi olarak açılışı yapılacak. Çamlıca Camii'nden TRT'nin Türkiye Radyo Televizyon kurumunun hem iftar hem de sahur programları gerçekleştirilecek. Evet, Cumhuriyet tarihinin en büyük camii Çamlıca Camii'nin resmi açılışı yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılacak. Detayları Ersoy Kof İstanbul'dan Çamlıca Camii'nden aktardı sevgili seyirciler. Ramazan ayı boyunca da ibadete hizmet etmeye devam edecek cami. Kazakistan'da Ramazan sevinci nasıl işleniyor, nasıl yaşanıyor? Şimdi onu aktaracağız. Dönelim Nur Sultan'a. Muhabir arkadaşımız
Güzel Zaytova karşımızda. Ramazan ayı boyunca neler yapılacak Kazakistan'da, Nur-Sultan'da, onu aktaracak. Yanında yayın konuğu da olacak. Evet, Ramazan ayı yaklaşıyor ve sayılı günler kaldı. Bugün yayınımıza Türkiye Cumhuriyeti Nur-Sultan Büyükelçiliği Din Hizmetler Müşaviri Galip Akın katılıyor. Kendine sormak istediğimiz sorular var. Sözü çok fazla uzatmadan hemen kendisine dönüyorum. Hocam, yayınımıza hoş geldiniz öncelikle. Hoş bulduk. Hocam, sizinle Kazakistan'daki Ramazan ayı konuşmak istiyorum. Fakat bu konuya girmeden önce genel olarak kısaca Din Hizmetler Müşavirliği'nin hizmetlerinden bahsederseniz. Öncelikle TRT Avaz ailesini ve kıymetli izleyenlerimi ata yurdumuz Kazakistan'dan Ramazan ayı öncesinde sevgi, saygı ve selamlar, muhabbetlerimi sunarım. Ve Ramazan'ımızda bu vesileyle mübarek olsun derim. İnşallah 6 Mayıs'ta hem Kazakistan'da hem Türkiye'de hem İslam coğrafyasında Ramazan-ı Şerif'i idrak edeceğiz. Rabbim memleketimize, Kazakistan'a ve bütün İslam alemine, insanlık alemine güzellikler nasip eylesin. Bizler de Din Hizmetleri Müşavirliği olarak Kazakistan'da Ramazan hazırlıklarımızı yapmış bulunmaktayız. Öncelikle Diyanet İşleri Başkanlığımız ve Türkiye Diyanet Vakfımız başta olmak üzere Türkiye ve yurt dışı genelinde hizmetlerimizi, faaliyetlerimizi planlamış bulunmaktayız. Diyanet İşleri Başkanlığımız 98 ülkede, 323 bölgede kardeşlerimize "Kardeşlerini unutma, her yerde sen varsın" ve infak sloganıyla hizmetlerimizi sunmaya gayret sarf etmektedir. Biz de bu vesileyle inşallah Kazakistan'da değişik bölgelerde 5000 Kazakistanlı kardeşimize ve aynı zamanda Hoca Ahmet Yesevi Üniversitemizdeki öğrencilerimize iftar programlarımızla ve aynı zamanda temel gıda maddelerinden oluşan 30 kilogramlık paketlerle 500 adet temel gıda paketini ihtiyaç sahibi Kazakistanlı kardeşlerimize Türkiye Diyanet Vakfımızın hediyesi olarak takdim edeceğiz. Ramazan-ı Şerif'in gelmesiyle birlikte inşallah gene Türkiye'mizden Kazakistan Müslümanları Dini İdaresi'nin talepleri doğrultusunda 15 tane hafız, din görevlisi kardeşimiz Türkiye'den geleceklerdir. Bu din görevlisi hocalarımız Kazakistan'ın çok güzel adeti olan hatimle teravih namazı kılma konusunda Kazakistanlı kardeşlerimize yardımcı olacaklar ve hatimle teravih namazı kıldırmak üzere Türkiye'mizden Kazakistan'ın 15 değişik bölgesine, şehirlerine gelecekler ve Ramazan-ı Şerif'i ihya edeceklerdir inşallah. Peki hocam, bir yıldır burada Kazakistan'da görev yapıyorsunuz ve bu tecrübeyi göz önüne alarak Kazakistan'daki Ramazan ayını nasıl değerlendiriyorsunuz? Kazakistan'daki Ramazan da ülkemizde olduğu gibi coşkulu bir şekilde hissedilmektedir. Ramazan-ı Şerif'te özellikle çok büyük camilerimiz, Kazakistan'daki büyük camilerimizde gerçekten Ramazan atmosferi bütün gönüllere işlemektedir. Cemaatler kalabalık bir vaziyette camilerimizi doldurmaktadırlar. Gençlik camilerdedir. Ve teravih namazları da hatimle, her camide hatimle teravih namazı kıldırılınca gece ibadetleri gerçekten coşkulu bir şekilde görülmektedir. Aynı zamanda da infak noktasında, yardım noktasında burada da Kazakistan Müslümanları Dini İdaresi ile birlikte güzel faaliyetler yapmaktayız. Çok teşekkür ederiz aktardığınız bilgiler için, yayınımıza katıldığınız için. Ben teşekkür ederim. Evet, Coşkun Özen, canlı yayın röportajımızı noktalıyoruz. Söz sizde. Güzel Zaytova Kazakistan'dan, Nur-Sultan'dan aktardı sevgili seyirciler. Ramazan ayı yaklaşıyor. Hazırlıkları Kazakistan'daki Galip Akın Büyükelçilik Din Hizmetleri Müşavirimizde
bizi bilgilendirdi bu konuda, Kazakistan'da yapılacaklar konusunda. Şimdi Özbekistan'a gidelim. Özbekistan gündemine ilişkin ayrıntıları da Taşkent muhabirimiz Mehmet Canpolat'tan alalım. Evet Coşkun Özcan, bugün Taşkent'te yine önemli bir toplantıya ev sahipliği yapıyor. Şangay üyesi ülkeler Taşkent'te bir araya geldi. Üye ülkelerin ağırlıklı olarak bölgesel güvenlik ve sürdürülebilir kalkınma üzerine içeride şu an görüş alışverişinde bulunuyorlar. Bugünkü yine en ağırlıklı, yani değinilen en ağırlıklı konu hiç şüphesiz terörle mücadele, terörizmle mücadele ve narko terör, yani uyuşturucuyla mücadeleydi. Uyuşturucuyla mücadelede de oluşturulacak bir özel güvenlik ekibinin uyuşturucu çetelerinin finans kaynağının kesilmesiyle ilgili görüş alışverişinde bulunuyorlar. Toplantı devam ediyor akşam saatlerine kadar. Biz de toplantıyı takip edeceğiz ve detayları sizlerle paylaşacağız. Evet, Cumhurbaşkanı Şavkat Müjdoyev'in ülkenin vilayetlerine yönelik ziyaretleri devam ediyor. Bu kapsamda Nemenga vilayetine ziyarette bulunmuştu. Aynı zamanda Cizak'ta da bir temaslarda bulunmuştu. Gündeminde enerji, kalkınma ve yatırımlar vardı. Evet, son ziyareti Surhanderya vilayetindeydi. Surhanderya vilayetine hidroelektrik santrallerini ziyaret etti. Buradaki yatırımları ziyaret etti. Ve bu hidroelektrik santrallerinin bölgede artırılmasıyla ilgili olarak da talimatlar verdi. Bu yöndeki ilk kararname 2 Mayıs 2017 yılında Cumhurbaşkanı Şavkat Müjdoyev tarafından imzalanmıştı. Ve yeni uygulamaya göre sektörün temel görevleri burada belirlenmişti. Yeni politikaların, yatırımla ilgili yeni politikaların belirlenmesi, yenilenebilir enerji kaynaklarının geliştirilmesi, mevcut hidroelektrik santrallerinin modernizasyonu ve kapasitenin artırılması, bu ziyaretlerde hidroelektrik santralleriyle ilgili konularda ele alınan başlıklar olmuştu. Müjdoyev'in çevre dostu, yenilenebilir ve sürdürülebilir enerjiyle ilgili olarak da özel ve kamu ortaklığına dikkat çekmiş, bu yönde talimatları oldu. Sonra Sarı Asya bölgesine geçti. Sarı Asya bölgesinde kömür ocaklarını denetledi. Burada kömür ocakları oldukça fazla Surhanderya bölgesinde. Ve buradaki yetkililer kömür ocaklarındaki üretimle ilgili olarak Cumhurbaşkanı Müjdoyev'e açıklamalarda ve detaylı açıklamalarda bulundu. 2017 yılında Rusya ile varılan bir anlaşma vardı. Yaklaşık 5 milyar dolarlık. Bu anlaşma kapsamında bölgede sismik araştırmalar yapılıp gaz sahalarının keşfi ve geliştirmesiyle ilgili olarak bir takım komplekslerin yapımı var. Bu yapımın devam ediyor. 2 aşamalı bir yapım ve bu tesisler ve bu testler tamamlandı. Kompleksler bittiğinde yılda 5 milyar metreküp gazın üretilmesi ve işlenmesi bekleniyor. Evet, Cumhurbaşkanı Müjdoyev ardından Baysun ilçesine geçti. Baysun ilçesindeki projeleri denetledi. Burada Aksakallı diye tabir edilen, Aksakallı daha önce söylemiştik, Özbekistan'da önemli bir kültür. Burada mahallelerde yaş olarak fazla ve tecrübesi fazla olan insanlar görevlendirilerek buradaki problemin çözümünde vatandaşlar arasında arabuluculuk yapıyor. Oldukça önemli bir birim Aksakallı, önemli bir kültür. Onlarla bir araya geldi, gazilerle bir araya geldi. Onların sorunlarını dinledi ve oradaki yatırımları gazilerle, Aksakallarla paylaştı, istihdamı paylaştı ve aynı zamanda gençlerin manevi anlamda eğitilmesiyle ilgili olarak da onlarla görüş alışverişinde bulundu. Surhanderya vilayeti özellikle çöl ikliminin ağır olduğu bir bölge. İklim yapısı Taşkent'ten veya vadi bölgesinden oldukça farklı. Bu sebeple bu bölgede tarım oldukça sıkıntılı. Ağırlıklı olarak hayvancılığın, vesi hayvancılığı ve et hayvancılığının, süt hayvancılığının teşvikiyle ilgili olarak da bir takım inceleme ve temasları oldu Cumhurbaşkanı Müjdoyev'in. Projeler çerçevesinde 3 milyar dolarlık bir yatırım planlanıyor bölgeye, Surhanderya bölgesine. Evet. 2030 yılına kadar Surhanderya vilayetinde ise yeni bir yol haritası belirledi Cumhurbaşkanı Müjdoyev. Bunlar tamamlandığında bölgede refahın artırmasını bekliyoruz biz de. Coşkun Özen. Mehmet Canpolat aktardı. Özbekistan gündemine ilişkin ayrıntıları Taşkent'ten. Sevgili seyirciler, Azerbaycan'la devam edelim. Kültür ve Turizm Bakanlığı, TİKA Başkanlığı ve Bakü Yunus Emre Enstitüsü'nün katkılarıyla başkent Bakü'de Akif'ten Vahapzade'ye iki şair bir şiir istiklal paneli düzenleniyor. Mehmet Akif ile Bahtiyar Vahapzade'nin benzer yönlerini tek şuur çatısı altında gençlere aktarmayı amaçlayan programa
geniş bir katılım bekleniyor. Ayrıntıları muhabir arkadaşımız Fatih Avanos'tan alacağız. Dönelim şimdi Bakü'ye. Programın gerçekleşmesinde emeği bulunan iki de değerli yayın konuğu olacak. Sözü onlara bırakalım. Evet, Sevilur Reşat Kültür ve Medeniyet Derneği ile Eko Avrasya Derneği ortaklığında bir panel düzenleniyor iki milli şairimize. Ve bu panele de Türkiye Cumhuriyeti Kültür Bakanlığı, Bakü Yunus Emre Enstitüsü ve Bakü TİKA Koordinatörlüğü'nde katkılarıyla gerçekleşen önemli bir panel düzenleniyor. İki milli şairin aslında manevi cephede yürüttükleri mücadele ele alınacak, ortak değerleri, ortak yanları ele alınacak. Bu panele dair de iki önemli konuğum var. İlk olarak Sebilur Reşat Kültür ve Medeniyet Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Fatih Bayhan'la başlamak istiyorum. Efendim yayınımıza hoş geldiniz öncelikle. Hoş bulduk. Neden böyle bir panel düzenleme gereği duydunuz? Ayrıca Sebilur Reşat Derneği başka ne gibi faaliyetler de yürütüyor? Biraz ondan da bahsetmenizi isterim. Evvela hoş bulduk Bakü'ye. Sebilur Reşat doğru yol demek, olgun yol demek. Milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un 1908'de İstanbul'da başlattığı ve kısa süre içerisinde bütün İslam coğrafyasına ulaştığı bir düşünce, edebiyat, sanat dergisi. Bu dergi daha sonra doğan birçok düşüncenin de adeta ana dergisi olarak hizmet yürütmüş. Bu bağlamda tarihi nüshalarıyla hemdem olduğumuzda karşımıza bir şey çıkıyor. Akif özellikle bugün Bakü ile Azerbaycan'la, Kazakistan'la, kısaca bütün Orta Asya coğrafyasıyla, bugün Balkanlar coğrafyasıyla, Makedonya'sından Kosova'ya, Beyrut'tan Yemen'e kadar bütün coğrafyayla iltisaklar kurmuş, işbirlikleri kurmuş. Yani Asım'ın nesli derken aslında sadece Türk milleti evlatlarını kastetmiyordu. Tabii. Zaten İstiklal Marşı yalnızca Türk milletinin değil, bütün mazlum milletlerin İstiklal Marşı'dır. Bu önemli bir tabirdir. Türk milletinin de bir milli mutabakat metnidir. Peki marşı bu duygularla işleyen Akif bölgesinde özellikle Osmanlı coğrafyasından ayrılmak zorunda kalan milletleri, yeni ulus devletlerini bir fikir olarak nasıl etkilemiştir? Bu bağlamda Akif'i merkeze alarak bütün bu coğrafyadaki şairlerle başlayan bir çalışma başlattık. Bunun ilk adımını da Bakü'de Vahapzade ve Akif ikilisiyle başlasın istedik. Bu nedenle Sebilur Reşat Yayın Kurulu Başkanımız Recep Garip Beyefendi başta olmak üzere milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un torunu Selma Hanımefendi'nin de iştirakiyle geniş bir yazar ve şair kadromuzla Bakü'ye dün itibariyle geldik. 2-3 gün inşallah buradayız. Az sonra Akif ve Vahapzade'nin ortak duygular olarak ele aldıkları vatan kavramı, millet kavramı, din kavramı üzerine önemli bir panele inşallah imza atacağız. Kısa olarak bu panelin dışındaki programlarınızdan da kısaca içeriği değil ancak programları da sizden bir almak isteriz. 4 günlük programları. Evet. Bugün tabii sabah şehitler bölgesini ziyaretle başladık. Bugün üzerinde yaşadığımız toprağa bize armağan eden şehitlere vefa borcumuz var. Her birinin kabri şerifine uğradık. Başta Haydar Aliyev olmak üzere bütün şehitlerimizi ziyaret ettik. Bahtiyar Vahapzade'nin mezarına uğradık. Orada kendisini yine şiirleriyle birlikte andık. Oradan diğer şehitliğe uğradık. Bugün panelimizden hemen sonra akşamüstü Şiirler Türkü Anlatır adlı Azerbaycan'daki şairlerimizin, ozanlarımızın da iştirak ettiği, Türkiye'den gelen şair ve yazarların da iştirak ettiği bir şiir programımız var. Bu şiir programını bugün gece geç vakte kadar inşallah icra etmiş olacağız. Sonra da Türkiye Anlatan Türküler programımız var. Yarın da herhalde bir panel var. Ben vaktimiz dar olduğu için hemen Doçent Doktor Cihan Özdemir'e dönmek istiyorum. Yunus Emre Enstitüsü'nün değerli kıymetli müdürü. Efendim yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk Fatih'ciğim. İkisi de milli manevi şairlerimiz aslında. Çok önemli de gençlere rol model aslında bu iki isim. Ortak yanları var mı hocam? Neler ön plana çıkıyor ikisini aklınızda, dimağınızda şöyle canlandırdığınızda? Neler söyleyeceksiniz? Şöyle başlayayım. Bir başka milli mücadele şairimiz diyor ki, bırak beni haykırayım, susarsam sen matem et. Unutma ki şairlere haykırmayan bir millet, sevenleri toprak olmuş öksüz çocuk gibidir.
Bunu Mehmet Emin Yurdakul millete karşı söylüyor. Milleti için söylüyor. Yani şair milletinin toplumsal felaketlerle karşılaşması durumunda ümitsizliğini yitirme noktasına düştüğünde onu düştüğü yerden sözleriyle, o şiirinin kudretiyle yeniden ayağa kaldıran insan. Unutmayalım ki milli mücadeleler sadece sahada topla, tüfekle, kılıçla, zamanına göre kazanılmıyor. Orada savaşacak insanlara savaşma ruhunu kazandıracak söz kahramanlarına da ihtiyaç var. Tarihimizde bunlar hep olmuştur, her dönemde olmuştur. Ama son yüzyılın başında, yani 20. yüzyılı kastediyorum, Türk dünyası büyük sancılar çekmiştir. Osmanlı İmparatorluğu'nun başına gelen, Azerbaycan'ın başına gelen. Biz 1. Cihan Harbi'ndeyken burada Ermeni Taşnak ve Rus orduları Azerbaycan'a istilaya giriştiler. Orada 7 düvelde Osmanlı askeri savaşırken buradaki kardeşlerini unutmadı. Kafkas İslam ordusunu kurdu ve burada Bakü'nün bağımsızlığını sağladılar 1918'de. Bunlar milli mücadele şairleri, bu yaşadıkları hadiselere gözlerini yumamazlardı. Akif hem şiiriyle, kudretli şiiriyle, hem bizzat bir aydın olarak Anadolu'nun bütün kasabalarını, köylerini dolaşan aydınlardan birisiydi. Burada Bahtiyar Vahapzade Sovyetlerin yerleştirmiş olduğu baskı sistemini iliklerine kadar hissetmiş, kültürünün, milletinin değerlerinin nasıl göz ardı edildiğini görmüş ve buradaki yeniden milli mücadele ruhunun canlanmasına büyük emekler vermiş bir şair. Dolayısıyla ikisinin buluştuğu nokta milli mücadele, istiklal ruhunu kazandırma yeniden toplumuna ve ayağa kaldırma. Bu bakımdan Eko Avrasya ve Sebil-i Reşat çok güzel bir proje hazırlamışlar. Bizden bu konuda destek isteyince biz seve seve kabul ettik ve inşallah şimdi bunu burada paneli gerçekleştireceğiz. Yarın da Hazar Üniversitesi'nde bunun devamı olacak. Çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için. Teşekkür ederim. Sağ olun. İki konuma da teşekkür ettikten sonra Milli İlimler Akademisi'nde gerçekleşen panelden notlar bu şekildeydi. Sözü yeniden Ankara'ya bırakalım. Evet, Bakü'den Fatih Avanos aktardı sevgili seyirciler. Türkiye ve Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri ortak tatbikatı Azerbaycan'da başladı. İki ülke ordusu bir kez daha dosta güven, düşmana korku verdi. Türkiye ve Azerbaycan ordusunun zırhlı araçları, tankları, helikopterleri yan yana. Bayraklar arazide birlikte dalgalandı. Ortak operasyonda düşman hedefler tek tek imha edildi. Türkiye ve Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri bir kez daha dosta güven, düşmana korku verdi. Mustafa Kemal Atatürk 2019 isimli askeri tatbikat Azerbaycan'da başladı. Tatbikatla iki ülke silahlı kuvvetleri arasında koordinasyonun geliştirilmesi ve tecrübe paylaşımının sağlanması amaçlanıyor. Zırhlı araçlar, topçu bataryaları, uçak ve helikopterlerin yer aldığı tatbikat 3 Mayıs'a kadar devam edecek. Venezuela ile devam edelim. Devlet Başkanı Maduro darbe girişiminden sonra 1 Mayıs etkinliklerine katıldı. Darbe girişiminin Beyaz Saray'dan yönetildiğini söyledi. Bizi deviremediler, deviremeyecekler dedi. Guaido ve destekçilerinin bedel ödeyeceklerini söyledi. Maduro taraftarları da kalkışmaya karşı gün boyunca sokaktaydı. Darbeye destek veren ABD'ye tepkiler de sürüyor. Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro 1 Mayıs kutlamalarında konuştu. Darbe girişimine sert tepki gösterdi. Bizi deviremediler ve deviremeyecekler dedi. Kim Miraflores'e gelmek istiyorsa tek bir şey yapması gerekir. Halkın oyuyla seçimi kazanmak. Venezuela'da devlet başkanı olmanın tek yolu budur. Burada silahlar ve tüfekler değil. Yalnızca halk başa getirebilir ve yalnızca halk indirebilir. Miraflores Sarayı'na asla kukla bir başkan getiremeyecekler. Darbe girişiminin bizzat Beyaz Saray'dan John Bolton tarafından yönetildiğini dile getiren Maduro, Guaido ve destekçilerine de gözdağı verdi. Bir inçlikten diğerine kaçıyorlar, adalet onları arıyor, er ya da geç hainliklerinin ve işledikleri suçların bedelini ödemek için hapse girecekler diye konuştu.
Maduro önümüzdeki günlerde darbe girişiminin nasıl hazırlandığı, kimin nasıl komplo kurduğunu ve nasıl ihanet ettiğini bütün kanıtlarıyla göstereceğini açıkladı. Darbe girişimine karşı direnen Maduro'yu taraftarları da yalnız bırakmadı. Maduro destekçileri gün boyunca sokaktaydı. Devlet sarayının önünde buluşan kalabalık Maduro yönetimine desteklerini sloganlar ve pankartlarla gösterdi. Darbeyi destekleyen Amerika Birleşik Devletleri'nin New York kentinde 1 Mayıs etkinliği sırasında Trump'a büyük tepki vardı. Trump'a Venezuela'dan elini çek çağrısı yapan göstericiler Columbus Meydanı'ndan Trump Tower'a yürüdü. ABD'ye bir tepki de Moskova'dan geldi. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, Washington'un tutumunu şantaj ve tehdit olarak niteledi. Zaharova, ABD'nin amacı panik, korku, kaygı ve ihanet hissi yaratarak ülke vatandaşlarının moralini bozmaktır ifadelerini kullandı. Konya'ya götüreceğiz şimdi sizleri. Konya TRT Radyo Günleri'ne ev sahipliği yapıyor. Muhabir arkadaşımız Ramazan Düzgün karşımızda. Hangi etkinlikler var Konya'da? Detayları ondan alalım. Türkiye'de radyo yayıncılığının geçirdiği evreler, gösterdiği, kat ettiği gelişimle ilgili oldukça önemli bir etkinlikteyiz. 6 Mayıs 1927. Türkiye'de yayıncılık açısından oldukça önemli bir tarih. Yani 92 yıl önce Türkiye ilk resmi radyo yayınıyla tanıştı ve aradan geçen yaklaşık bir asır boyunca da aynı ilgiyi görmeye devam ediyor. Radyo yayınları Türkiye'de özellikle televizyonun olmadığı yıllardan itibaren Türkiye'de yaşayan pek çok kesimin kulak kabartarak dinlediği radyo yayınlarıyla alakalı burada çok önemli bir konsept oluşturulmuş durumda. Türkiye Radyo Televizyon Kurumu radyoya verdiği önemi vurgulamak için 6 Mayıs tarihini de içine alan haftayı radyo günleri etkinlikleriyle kutluyor her sene. Ve bu yılki kutlamaların adresi Konya oldu. 2009 yılında başlayan, 2014 yılından itibaren daha organize, daha kapsamlı bir şekilde devam eden etkinliklerde Konya bu kez ev sahipliği yapıyor kutlamalara. 2-6 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek ve özellikle radyo tutkunlarının gönlünü fethedecek bir organizasyon. Kılıçarslan Şehir Meydanı'nda kurulan Radyo Köyü'nde gerçekleştiriliyor bu etkinlik ve çok sayıda etkinlik var. Yine bu organizasyon kapsamında cam stüdyolardan yapılan yayınlar dikkat çekiyor. Yine gün içinde devam edecek konserler, 6 Mayıs'a kadar sürecek söyleşiler de buradaki kutlamalara renk katacak. Bunun yanı sıra bir sergi özelliği de taşıyor. Özellikle radyonun ilk yıllarında kullanılan cihazlar da burada oldukça dikkat çeken bölümleri oluşturuyor. Etkinlikler tabii ki bununla sınırlı değil. Yine yerel, ulusal ve uluslararası radyo temsilcileri de Konyalılarla buluşup yayın tecrübelerini ziyaretçilerle paylaşmaya devam edecekler. Yani özetle TRT'nin Konya'da ev sahipliği yaptığı radyo günleri önümüzdeki günler boyunca radyo tutkunlarını, radyo yayıncılığına gönül veren gençleri burada eğitim kapsamında içine alan bir dizi organizasyonla ağırlamaya devam edecek. Yani şehre önemli bir renk katacak TRT'nin ev sahipliğini yaptığı bu organizasyon. Konya'dan Ramazan Düzgün aktardı sevgili seyirciler. Trabzon'a gideceğiz şimdi. Doğu Karadeniz bölgesini Orta Doğu, Kafkaslar ve İran'a bağlayan tarihi İpek yolunun geçtiği güzergahta tamamlandığında dünyanın ikinci, Avrupa'nın ise 14,5 kilometreyle en uzun çift tüplü karayolu tüneli olacak. Zigana Tüneli'nin inşaatı sürüyor. Dönelim şimdi biz de Trabzon'a, o tünele. Muhabir arkadaşımız Ahmet Can karşımızda, detayları ondan alalım. Karadeniz'in Sarp Dağları tünellerle bir bir aşılıyor. İşte o Sarp Dağların, Sarp arazilerin aşıldığı noktalardan bir tanesindeyiz. Yapımı devam eden yeni Zigana Tüneli'nin hemen yanı başındayız. Bulunduğumuz bölge konum itibariyle stratejik öneme sahip bir yer. Zira Doğu Karadeniz'i Orta Doğu, Kafkaslara ve İran'a bağlayan tarihi İpek yolunun geçtiği güzergahtayız. İşte bu güzergahta çok önemli bir çalışma devam ediyor. Çalışma Gümüşhane'nin Torul ilçesi ile Trabzon'un Maçka ilçesi arasında, her biri 14,5 kilometre ve toplamda 29 kilometre uzunluğunda çift tünel inşa ediliyor. Biz de şu anda Trabzon kısmındaki görüntüleri ekranlarınıza yansıtıyoruz. Tünel açma çalışmaları söylediğimiz gibi hem Gümüşhane tarafında hem Trabzon tarafında çift yönlü olarak sürdürülüyor. Tünelin temeli 17 Mart 2017 tarihinde dönemin başbakanı Binali Yıldırım tarafından atılmıştı. Şu ana kadar da çalışmaların %60'lık kısmının tamamlandığını da sözlerimiz
ekleyelim. Hayat önem taşıyan bir proje bu. Zira Zigana geçidi tehlikeli keskin virajlar ve rampalar içeren bir geçit. Yüksek rakımlı bir bölge. Özellikle yoğun kar yağışlarında geçitte sıkça kazalar yaşanıyor. Bu tehlike Zigana tünelinin açılmasıyla da ortadan kalkacak. Yine Gümüşhane ve Trabzon arasındaki 100 kilometrelik bir yol söz konusu. Bu yolda bahsettiğimiz hava ve yol durumlarına göre 1 saatle 1,5 saat arasında kat edilebiliyordu. Tünelin açılmasıyla birlikte de Gümüşhane-Trabzon arasındaki yol sadece 40 dakikada kat edilebilecek. Tabii ki bu da Bayburt, Erzurum ve Erzincan gibi kentler olan ulaşım süresini de kısalması anlamına geliyor. Yakıt tasarrufu, zaman tasarrufu da anlamına geliyor. Şurası çok önemli, bir kez daha altını çizelim. Tamamlandığında dünyanın ikinci, Avrupa'nın ise en uzun çift tüplü karayolu tüneli olacak Zigana tüneli. Çalışmaların 2020 yılında tamamlanması bekleniyor. Maliyeti ise 1 milyar lira olacak. Türkiye'ye, bölgeye çok önemli hizmetleri olacak Zigana tüneline diyelim ve sözü tekrar size bırakalım. Son derece önemli bir proje, detaylarını Ahmetcan Trabzon'dan aktardı sevgili seyirciler. Türkiye turumuz sürüyor. Antalya'ya gideceğiz şimdi de. Antalya turist sayısında son yılların en yüksek rakamına ulaştı. Özellikle Nisan ayında turist sayısında adeta patlama yaşandı. Nedir rakamlar? Şimdi onu alacağız. Eda Nur Eren karşımızda. Nisan ayında Antalya'ya gelen yabancı turist sayısı son yılların rekorunu kırdı. Sadece Nisan ayında gelen yabancı turist sayısı Ocak, Şubat ve Mart aylarında gelen turist sayısını neredeyse ikiye katladı. İlk 3 ayda kenti 571.207 kişi ziyaret etmişti. Sadece Nisan ayındaysa kente 905.322 turist giriş yaptı. 2018 yılıyla kıyasladığımızda ilk 4 ayda 1.148.564 turist ziyaret etmişti Antalya'yı. 2019 yılında ise bu rakam toplam 1.476.000'i aştı. Bu da geçen yılın aynı dönemine göre %34 artış anlamına geliyor. 2018 ve 2019 Nisan aylarını kıyasladığımızda ise %40 artış yaşandı bu yıl Nisan ayında. Sektör temsilcileriyle görüştüğümüzde bu artışın birkaç sebebi olduğunu söylüyorlar. Paskalya tatilinin Nisan ayına denk gelmesi bu artışta oldukça etkili. Turizmcilerin sezonu uzatma çabaları vardı yıllardır. Bu yıl o çalışmalar da sonuç vermeye başladı. Yabancı turist yaz tatili için erkenden Antalya'yı tercih etti. Antalya'yı en çok tercih eden ülkelere baktığımızda Nisan ayında birinci sırada Rusya'yı görüyoruz. Sonrasındaysa sırayla Almanya, Hollanda ve İngiltere geliyor. Nisan ayında başladı rekorlar. 2019'un rekorları, 2018 yılı turizm için bir rekorlar yılı olmuştu. 2019 yılındaysa Nisan ayında başladı rekorlar. Bu yıl gelen turist sayısı, Ocak, Şubat ve Mart aylarında gelen turist sayısının iki katı, hemen hemen iki katı kadar turist sadece Nisan ayında geldi. Ve bu artışın yıl boyunca devam etmesi bekleniyor diyelim ve sözü tekrar size bırakalım. Evet, rekorlar beklediğimiz bir yıl. İyi başladık. İnşallah iyi gideriz. Eda Nur Eren Antalya'dan aktardı sevgili seyirciler. Spordan bir haberle devam edeceğiz. Şimdi çok önemli bir haber. Müthiş bir başarı. Anadolu Efes tarih yazdı basketbolda sevgili seyirciler. Türk Hava Yolları Avrupa Ligi Playoff serisi 5. maçında Barcelona Lazio'yu 80-71 mağlup eden lacivert beyazlar adını 18 yıl sonra dörtlü finallere yazdırdı. Türk Hava Yolları Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. Temsilcimiz Anadolu Efes, playoff çeyrek final serisi 5. ve son maçında Barcelona Lazio'yu konuk etti. Maça hızlı başlayan İspanyol temsilcisi ilk periyodu 28-23 önde kapattı. İkinci çeyrekte seyirci desteğini arkasına alan Anadolu Efes, farkı eritti ve soyunma odasına 47-42'lik üstünlükle gitti. Maçın ikinci yarısında da hızlı bir başlangıç yapan Ergin Ataman ve öğrencileri 3. çeyreği de 61-57 önde kapattı. Karşılaşmanın bitiş düdüğüne kadar baskılı oyununu sürdüren Anadolu Efes, İspanyol rakibini 80-71 mağlup etti. Bu sonuçla birlikte 5 maçlık seriyi 3-2 kazanan temsilcimiz adını 18 yıl sonra dörtlü finale yazdırdı. Temsilcimiz de 18 sayı ve 6 asistlik performans sergileyen Larkin galibiyette önemli rol oynadı. Barcelona'da ise 12 sayı ve 4 asistle oynayan Thomas Hertel'in çabası yeterli olmadı. Anadolu Efes'in bu zaferi bir ilki de beraberinde getirdi. Tarihte ilk kez iki Türk takımı dörtlü finale kaldı.
Anadolu Efes'in Final Four'daki rakibi Fenerbahçe Beko oldu. Tarihi başarıya ilk tebrik Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan geldi. Erdoğan maçın bitiminin hemen ardından yayınladığı mesajında hem Anadolu Efes'i hem de Fenerbahçe Beko'yu tebrik etti. Cumhurbaşkanı dörtlü final ilk maçında iyi olan kazansın ifadesini kullandı. Gerçekten müthiş başarı. İki takımımız yarı finalde karşılaşacak. Her halükarda finaldeyiz. Önemli bir başarı dedik. Bu haberle birlikte de bugün Avrasya gündeminin sonuna geldik. Yarın yine dünyadan, Türkiye'den, Türk dünyasından gelişmelerle karşınızda olacağız. Hoşçakalın.